2 üzeri x kare eksi 3 eşittir 1 bölü küp kök içinde x denklemini çözmek istediğimizi düşünelim. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu denklemi çözmeye çalışın. Göze hiç de kolay görünmüyor öyle değil mi? Çözmenin kolay yolu ya da en azından ben bu şekilde çözmeyi tercih ediyorum. 2 üzeri x kare eksi 3 eşittir x üzeri eksi 1 bölü 3 yazıyorum ve iki tarafında eksi 3. kuvvetini alayım. Bir kuvvetin kuvvetini alıyorsam kuvvetleri birbiri ile çarpabilirim öyle değil mi? O halde 2 üzeri eksi 3 x kare artı 9 bunları birbiriyle ile çarptım. Eşittir x üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 3 x üzeri 1 yani X. Evet, biraz daha kolaylaştı ama hala çok da kolay değil açıkçası. Şimdi bir de iki tarafın iki tabanında logaritmasını alayım. Eksi 3x kare artı 9 eşittir logaritma 2 tabanında X. Hmm. Hala çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bu arada bu denklemi seçmemin sebebi bazı denklemlerin bu şekilde çözümünün kolay olmadığını göstermek. Bu noktada bilgisayarlar devreye giriyorlar ve bu fonksiyonların grafiklerini çizerek bizi çözüme yaklaştırıyorlar. Bunu da bu şekilde çözmek için elimizde iki tane denklem olduğunu düşüneceğiz. Biri y eşittir 2 üzeri x kare eksi. 3 ve diğeri de y eşittir 1 bölü küp kök x. Şimdi de bunların grafiklerini çizip kesişim noktalarının hangileri olduğuna bakabiliriz. Neden diyecek olursanız, kesişim noktasında 2 üzeri x kare eksi 3 ve 1 bölü küp kök içinde x bize aynı y değerini verir de ondan. İsterseniz bunların bir x değerinde kesişeceklerini ve bu noktada iki ifadenin birbirine eşit olacaklarını da düşünebilirsiniz. O halde isterseniz hemen grafik çizen bir hesap makinesine başvuralım. Bu desmos.com gibi web siteleri ile de yapabiliriz ve kesişim noktasının ne olduğunu bulmaya çalışırız. Ben bunları desmos.com'da daha önceden çizmiştim. Evet, denklemlerimiz işte buradalar ve gördüğünüz gibi ikisini de bir fonksiyon olarak ifade ettim. Mavi olan fx eşittir hatta y eşittir fx eşittir 2 üzeri x kare eksi 3 ve sarı olan da y eşittir gx eşittir 1 bölü küp kök içinde x. Kesişim noktaları ise işte burada. Bunun gibi grafiklerde grafiğe yaklaşarak daha kesin bir sonuca ulaşabiliriz ama elde ettiğimiz sonuç tam sonuç olmayabilir. Tahmini bir değer elde etmek için hemen bakalım. x değeri aşağı yukarı. Burası 1,5. Bunlar da onda birliklerse Burası 1,6 olur. Sonra da sıradaki onda birliğe yaklaşık 2 bölü 3'lük bir mesafe varmış gibi duruyor, öyle değil mi? Onun için bunu yaklaşık olarak 1,66 olarak değerlendirebiliriz. Tam sonucu bulacak olursak, buna çok ama çok yakın bir değer elde edeceğimizi de söyleyebilirim. Bu videoda size çözümü zor olan ya da zor gibi görünen bir soruyu farklı bir şekilde yorumlayarak işimizi nasıl kolaylaştırabileceğimizi göstermeye çalıştım. Tekrar etmemi isterseniz bunları farklı iki denklem ya da fonksiyon olarak düşündüm, grafiklerini çizdim ve kesişim noktalarının ne olduğunu bulmaya çalıştım. Kesiştikleri x değeri de bu denklemin çözümü oldu. Aynen burada yaptığımız gibi söz konusu x değerinin yaklaşık olarak 1,66 olduğunu böylece bulduk.